Başladı. Evet, herkese hayırlı günler arkadaşlar. Bugün yine Birbut'ta Simav Köprüsü'nde arkadaşlar Simav Çayı altta yüzeysel suya dönüyor dönmüyor konusunu anlatım yapacağım. Altta büyük bir Simav Çayı geçiyor. Gösterir misin abi? Yine arkadaşlar işte bu konuyu şöyle bir araştırmasını yaptım. Artık yaz geliyor. Su batma olayları tabii çoğalacak. Havalar ısınınca. Demem ki yani yüzeysel suya dönüyor dönmüyor. Bunun konusunu açıklayacağım arkadaşlar. Şimdi elimde dut ağacı, dut ağacıyla deneyeceğim. Ondan sonra telle deneyeceğim. Evet. Şimdi burada büyük bir ırmak geçiyor arkadaşlar. Büyük bir çay. İşte şu anda biz suyun üzerindeyiz. Arkadaşlar. Dut ağacıyla, dut ağacıyla arama yapıyorum. Dut ağacı hiçbir harekete geçmiyor. Arkadaşlar işte görüyorsunuz. Ama burada arkadaşlar su damarı varsa altta suyun içinde, bak suyun içinde arkadaşlar. Bir ara izlemişsinizdir, çayın düğünde yaptım. Arazilerde buldum daha önce. 6 tane sondajım var. Hatta 7 tane geçen seneden 2020 yılında. Ben bu işin peşini bırakmayacağım. Yanlış anlamayın. Arkadaşlar. İşte geziyorum. Köprüde geziyorum. Bu ağacı bir harekete geçmiyor. Arkadaşlar. Tam şu noktada arkadaşlar, tam şu noktada işte gördünüz, dut ağacı harekete geçti. İşte görüyorsunuz arkadaşlar, bak, dut ağacı harekete geçti. Şurada yok, yine burada yüzeysel su var, işte. Bir tane burada buldu. İşte, bir tane burada buldu arkadaşlar, bak. İşte burada da bak kalkmıyor. Burada da yüzeysel su var yine. Tek tek gösteriyorum. İşte şimdi dut ağacı ile arama bitti. Bir de telle arkadaşlar. Bir de tel ile arkadaşlar. Ben gıldır gıtçık işlerle uğraşmam arkadaşlar. Bana ne derseniz deyin. Burada gerçek yüzü gösteriyorum. Evet. Tekrar telden girdim. Arkadaşlar. Şu anda yine çayın üstündeyiz. Biraz önce dut ağacın yaptığı hareket. Şu anda tel açıldı. Yine aynen damar üzerindeyiz. Su damarı üzerindeyiz. Şu şekilde bir damarımız devam ediyor. Bir tane de diyor ki burada var. Şu şekilde arkadaşlar. Şu şekilde. Bir de yine arkadaşlar. Yani kıştan açıklamasını yapıyorum arkadaşlar. Benim yüzeysel suya vücudumdaki kanla alakalı olan enerjiyle alakalı olan yüzeysel suya dönmüyor arkadaşlar. Asıl su damarlarını buluyor. İşte yine tel ile dut ağacının yaptığı işlem. Şu şekilde. Bir de tek istediğim hareketi yapıyorum. Var mı? Yok. İşte arkadaşlar. Şu şekilde. Şu şekilde bak. Diyor ki burada bir damar var. Geriye geliyorum bir tane burada var. Bir daha geriye geliyorum bir tane de burada var. Arkadaşlar. Tam altında da bir tane daha var. Yani bu su konuları arkadaşlar ciddiyim. Gerçekçiyim. Her zaman
Kimsenin hakkı bana lazım değil. Ben gerçekçiyim arkadaşlar. Şu anda yağmur yağıyor buraya. Yağmur yağdı biraz. İşte Simav şeyi burada. Yüzeysel su yağmur yağdı. Millet deli diyebilir. Akıllı diyebilir. Ben gerçekçiyim arkadaşlar. Ben kendimi bak ispat etmeye çalışıyorum. Ciddiyimdir arkadaşlar. Yani ben öyle daldırgıt çıkışı anlamam. Evet. Herkese hayırlı günler. Görüşmek üzere. Saygılar, sevgiler arkadaşlar.